Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz Bugün Keysak'tayız. Eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız aşağıda açıklamada çekilişimiz var arkadaşlar. Şöyle bir tane bıçak veriyoruz. 10 dolar ve üstü bakiye yüklerseniz bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Kodumuz arkadaşlar DEX. DEX kodunu kullanmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar biz bugün ne yapacağız? Deli gibi katlayacağız. Bize ne lazım? Para lazım arkadaşlar. Gerçekten bize güzel para lazım. O yüzden bir kasa savaşı açacağım ve kasa savaşında deli gibi katlamam lazım gerçekten bize para lazım abi Vallahi hayat para arkadaşlar hayat gerçekten para ama parayla da hani bak şöyle bir şey var hani mesela şeyde bizim karşıda bir tane ev var Küçük bir ev, küçücük bir balkonu var. Orada bir tane aile yaşıyor. Böyle biri gelmişti bana. Biri gelmişti bana ne demek ya? Yani eve bir tane misafir gelmişti. Bir gün bir tane söz söyledi. Abi inanılmaz güzel bir söz bak. Bana ben dedim ki abi dedim baksana dedim. Adamlar dedim küçücük şey var, balkon var. İnanılmaz değerlendiriyor. Ne güzel bir şey dedim. Valla hani şey olarak baktım. Ondan sonra dedi ki kardeşim dedi. Bak Türkiye'de dedi. Hani fakirlerin dedi. Yani fakirlerin ne de ne demişti ya? Ya fakir diye söylüyorum hani fakirlik bence kötü bir şey değil. Ben de bir ara fakirdim. O yüzden kötü bir şey değil. Şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de fakirlerin vakti var. Ama fakir demeyeyim ya. Çalışanlar çalışmayanlar diyeyim. Çalışanların imkanları var. Böyle bir sürü boş alanları var. işte yazlıkları var. Şeyleri var. Ama onları kullanamaya vakti yok. Ama Normal çalışma yani hani böyle ortalama sınıflarda da şey var. Hani bir şeyler yok, ufak şeyler var. Onları maksimum değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani garip yani o yüzden. Ya daha güzel bir söz söylemişti de hatırlamıyorum ama güzel bir sözdü o. Neyse, şurayı alalım, gidelim, katlayalım paramızı kazanalım arkadaşlar. O yüzden para kazanmamız lazım ama kazandığımız parayı da şey yapmamız lazım. Tamam. Hadi bakalım. Bir şey abi bir tane şey biz bizim bir tane evimiz var. Bu evi ta böyle ben tekstilde çalışırken işte borçla moş aldık. Hala borcu devam ediyor. Bir kiracı geride hala her ay kirayı geç yatırıyor. Bak 3 gün geçmiş hala yatırmamış. Yani çok değişik bir adam ya valla. Abi zaten şey orası boşalsın. Yani bu adamın süresi bitsin boşalsın şey yapacağım. Kendim oraya geçeceğim abi. Şey ofis mantığında dursun abi. Abi 10 bin lira alıyorsun bak ucuza veriyorsun bir de. Ucuza veriyorsun işte eski deri carttır curttur diye. 10 bin lira alıyorsun 10 bin lira için çektiğin çileye değmez ya. Gerçekten çektiğin çileye. Evi eskittiğine değmez ya. O yüzden şey yapacağız ya. Hani boş kalsın şey kalsın. Herkes de bu mentaliteye geçiyor arkadaşlar. Zaten satılığa koydum. Abi oturmayacaksın. Hani bak şöyle önceden hani ev bir yatırım aracıydı. Ama şu an hani ev alayım kiraya vereyim falan. E, boş muhabbet. Gerçekten boş muhabbet. Uğraşılacak gibi değil. İnsanlarla sürekli kavga gürültü artık sıkıldım ya. Valla Polonya'ya gitmek istiyorum. Telefonumu kapatacağım. Kendim rahat olacağım ya. Valla öyle ya. <laughs> Güzel lan son dakikada. Güzel bir şekilde arkadaşlar burayı katladık. 12 bin dolara yakın para kazandık. Çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi. Son 4.000 dolarımız kaldı. Ona da bir kasa savaşı oluşturalım. Ve katlamaya kaldığımız yerden devam edelim abi. Şuradan et case diyorum. Abi şuradan price ayarladık. Abi bir de piglot kasasından bir 10 tane hatta şöyle bir şey yapacağım. Abi bugün katladık ya. Onun iş şerefine bir 5 tane şu kasadan koyacağım. Abi 2 vs 2 mi yok ya. 1 vs 1. Abi şu kasaya bir bakalım ne kadar katlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Yani video bitiyor siz hoş geldiniz diyorum. Abi çok pis dertler var. Hep böyle sıkıntı stres uyanıyorum. Valla arkadaşlar 40'ı görür müyüm diye düşünmüyor değilim yani. Gerçekten 40'ı görüp göremeyeceğimi düşünüyorum yani. Çünkü inanılmaz derecede Türkiye'de sıkıntı stres. Hani belki sizde yoktur. Ama işler var bir sürü şeyler var. Onlardan sıkıntı stresten artık yıldım ya. Vallahi Polonya'ya gitmem lazım. Yakında gideceğim ama. Bak gideceğim. Polonya'ya yakında gideceğiz arkadaşlar. Randevu bulamıyorum ya. Bizde randevusu bulamıyorum. Bir bulabilsem gideceğim abi. Vallahi ben gideceğim. Gülüm ben de gideceğim. Askere gideceğim diye bir şarkı vardı ya. Aynı o hesap arkadaşlar. Gideceğiz bakalım. Şimdi Keysak kasasından Dragon Lord çıkıyormuş lan bu kasadan. Bak bu kasadan böyle şu an bir tane item gelmesin ya gelmesin. Burayı alıp çıkıp gidelim ya. Burayı alırsak ayrıyeten 3000 dolar almış olacağız. Güzel. Bunlar da çok güzel. Yani bunlar da 1500 dolar daha kattı bize. 9000 dolar da buradan aldık. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun. Görüşürüz. <laughs>